Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi doktor öğretim görevlisi ve yaban hayatı uzmanı Yasin İlem'in, Muğla'da son yıllarda meydana gelen büyük orman yangınlarının nesli tehlike altındaki karakulağın popülasyonunu tehlike altına soktuğunu belirtti. Bodrum'da düzenlenen Karakulak Çalıştayı'na katılan İlem'in şunları söyledi. Karakulak ülkemizde sadece Güneybatı Anadolu'da sıkışmış bir popülasyona sahip önemli bir yabani kedi türümüz. Karakulak bölgenin anahtar türlerinden birisi ve Güneybatı ormanlarında ve makirik alanlarında karakulağın bulunması ekolojik olarak çok önemli. Yaklaşık 2500-3000 bireylik bir popülasyonumuz var. Türkiye'de Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü koordinasyonunda ve Doğa Araştırmaları Derneği yürütücülüğünde bizlerin de akademik katkılarıyla türün ülke genelinde korunması için bu çalıştay kapsamında çalışmalar yürüteceğiz. Karakulak yaklaşık 10-15 kilogram ağırlığında özellikle keklik, yaban tavşanı gibi türlerle beslenen karizmatik bir yabani kedi türümüz. İsmi Latince literatür olarak Latince'ye Karakal bilimsel ismi Türkçe'den geçmiş nadir kelimelerden birisi Karakulak. Özellikle Antalya'daki Karakulak ülkemizde 5 ilimizde yayılış gösteriyor. Günümüze kadar yapılan çalışmalara göre. Bunlar Aydın, yukarıdan kuzeyden güneye doğru ilerlersek Aydın, Denizli, Muğla, Antalya ve Burdur. Bu 5 ilde en fazla Muğla ve Antalya'da yayılış gösteriyor. Özellikle son 2 yıldır yaşanan büyük orman yangınları karakulağın yaşadığı Kızılçam ve özellikle Maki habitatlarına büyük zarar verdi. Bu da karakulağın beslendiği, barındığı ve ürediği bu alanların yokluğu karakulağın popülasyonunu maalesef tehlike altına sokmuş durumda. Yangın sonrasında bu alanların yeniden rehabilite edilmesi doğal dinamikler çerçevesinde karakulağın popülasyonunun gelecekte tehlike altında olmaması için bizler için çok önemli. Bu kapsamda da ilgili kamu kurumlarımız, özel kurumlarımızın desteği de yeniden restorasyon projelerinin yapılması ile ilgili adımlar atılıyor. Ben işte az önce söyledim işte. Yaklaşık 2006 yılından bu yana Karakulak'la ilgili veriler alıyoruz. Özellikle Muğla'da. Bunun dışında Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğümüzün ülke genelinde özellikle Antalya ve Muğla'da yapmış olduğu çalışmalar var. Bu çalışmalar altında kayıt altına alınan fotokapanla görüntüleri kaydedilen karakulaklar var. Yine bizim üniversitemiz olarak yaptığımız projelerde özellikle Muğla'da kaydettiğimiz erkek, yavru, dişi karakulak kayıtlarımız var. Karakulakların özellikle fotokapanlarla arazide sistematik bir şekilde doğal alanlarda incelenmesi, takip edilmesi, türün ekolojik özelliklerini tespit edilmesi için çok önemli. Bunların özellikle bilimsel temelli olarak, sistematik olarak takibinin yapılmasıyla ilgili çalışmalarımız ilgili kurumlar ve üniversite uzmanlarıyla devam ediyor. Biliyorsunuz yaban kedisi özellikle Karadeniz'de ve Marmara'nın güneyinde yayılış gösteriyor. Güney Anadolu'da Kızılçam ormanlarında yaşayan tek yaban kedisi popülasyonu da burada, özellikle Bozburun Yarımadası'nda. Son 2 yıldan beri yaşanan büyük orman yangınları sonucunda özellikle Marmaris'te karakulak habitatlarının neredeyse yaklaşık %40'ını kaybetmiş durumdayız. Tabii karakulak bireylerini korumaktan ziyade onların evleri olan habitatların korunması ve yangınlardan sonra doğal bir şekilde rejenerasyonunun sağlanması çok önemli. Bunun için orman bölge müdürlüklerimize ve milli parklara ve bizler araştırmacılara çok büyük görev düşüyor. Özellikle yangın bölgelerinde ağaçlandırma çalışmalarının ekosistem temelli yapılması ve orman yangın süksesyonunun doğa sürecine bırakarak yapılması çok önemli. Bu sayede alana karakulak ve diğer fauna türlerinin yerleşmesi tetiklenmiş olacak ve sadece karakulak değil bölgedeki bütün canlı türlerinin tekrar yangın alanlarına yaklaşık 5, 10 ve 15 yıllık süreçte tekrar yerleşip eski haline dönmesi çok daha kolay olacak. Bu anlamda özellikle Marmaris bölgesinde yapılacak ağaçlandırma tekniklerinin özellikle kendi halinde bırakılması şeklinde yapılması, bu bölgedeki toprağın yangından sonraki dikimlerin yapılırken toprağın sürülmemesi çok önemli. Çünkü maki türlerinin köklerini bu şekilde sürülmezse korumuş oluyoruz ve
maki türleri tekrar alanda kendine yer bulabiliyor. Sadece tek tür, yani sadece kızılçam dikilmesi kara kulağın ve diğer canlı türlerin alanda tekrar ev olarak, habitat olarak görmesi anlamında çok önemli.